Herkese selamlar. Bu videoda 21 bin lira bütçeye alınabilecek en güçlü, en iyi yazı sistemlerinden biri olan İnceSAP üzerinden bulduğum bu sistem ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu sistemi anlatmak istiyorum. İçerisinde 12. nesil i5 ve RTX 4060 gibi fiyatına göre en iyi parçalardan oluşan bir sistem buldum. Bugün günlerden 2 Eylül 2024 arkadaşlar. Bir ay önce de 21 bin lira bütçeye hazır sistem videosu yapmıştım Ağustos ayında da, ama artık onun süresi doldu. O sistem bitti. Eylül ayının 21 bin liralık sistemi şu an karşınızda arkadaşlar. 20 bin lira bütçesi olanlar için alınabilecek harika güzel bir hazır sistem olduğunu söyleyeyim. İsterseniz şimdi anlatmaya geçelim. Önce işlemciden başlayacağız. İşlemcimiz Intel Core i5 12400F modeli, 12. nesil bir i5 olduğu için DDR5 RAM'lerde destekleyebiliyor arkadaşlar. Yani sistem ileriye dönük bir bilgisayar aynı zamanda. İlerleyen zamanlarda anakartla birlikte RAM'leri DDR5 olarak değiştirdiğiniz zaman sisteminizi çok daha güncel hale getirmiş oluyorsunuz. İşlemcimiz 2.5 GHz ile 4.4 GHz'lik bir frekans hızına sahip. 10 nanometre bir işlemci, 6 çekirdekli ve 12'de sanal çekirdeğe sahip, 18 MB'lik de ön verileğe sahip olan harika bir işlemci. 128 GB'a kadar da maksimum RAM desteği sunabiliyormuş aynı zamanda. Bu fiyatlarda içerisinde konulabilecek en güçlü ve en yeni işlemcilerden biri olduğunu söylemem lazım i5 12400F için. Gelelim anakarta. Anakart olarak Asus Prime H610MFD4 modeli kullanılmış. Giriş seviyesi bir anakart ama bu fiyatlarda işinizi görecek bir anakart. Bir tane M.2 girişi var içerisinde ve DDR4 bir anakart olduğu için DDR4 RAM'leri destekliyor tabii ki. Daha sonra gelelim ekran kartına. Ekran kartı olarak Asus Dual GeForce RTX 4060 fabrika çıkışlı overclocklu modeli tercih edilmiş bu sistemde arkadaşlar. 8 GB ve 128 bit değerine sahip GDDR6 bellek tünelini kullanan, DirectX 12 ve DLSS 3 gibi en yeni yazılımlar içerisinde bulunduran harika güzel bir ekran kartı. Bu fiyatlara konulabilecek en performanslı, en güçlü ekran kartlarından bir tanesi arkadaşlar. Buna en yakın rakibi AMD tarafında RX 7600 var sizin de bildiğiniz gibi. Daha sonra RAM'lere gelelim. RAM olarak Team T-Force'un Vulkan Z-Red modeli. 2x8 toplam 16 GB'lık DDR4 RAM'leri bu sistemde tercih edilmiş. CL16 gecikme değerine sahip güzel RAM'ler. Gelelim SSD'ye. SSD olarak James Dunkin'in JD512 modelinde 512 GB'lık bir M.2 SSD'si bu sistemde kullanılmış. 2000 MB okuma ve 1500 MB'da yazma hızına sahip. Kasa olarak bu sistemde Bitfenix'in Muisca model adında 600W 80 Plus bronz gül sertifikalı ön tarafı mesh olan harika bir kasası bu sistemde tercih edilmiş. Kasanın tasarımı çok hoş duruyor. Mesh bir yapıya sahip, yani önü delikli bir yapıya sahip olduğu için hava dolaşımını kasa içerisinde çok iyi sağladığı için sistem çok fazla ısınmaz yaz aylarında arkadaşlar. Ve son olarak işlemci soğutucusuna bakalım isterseniz. İşlemci soğutucu olarak burada Game Power'ın Nebula RGB adında hava soğutucusu kullanılmış. Tabii ki stok soğutuculara göre çok daha iyidir arkadaşlar. Performans olarak işlemcilerin kendi içerisinde bulunan stok soğutuculardan daha iyi performans, daha iyi bir soğutma performansı verecektir tabii ki de. İnce hesabında bu oyunu çok seviyorum mesela arkadaşlar. Bunun gibi başka hiçbir hazır sistem sitesi bu şekilde yapmıyor. Yani adamlar hemen hemen her hazır sistemde harici bir işlemci soğutucu koyuyorlar. Gerçekten takdir etmek lazım. Evet, sistemi gördünüz. Alınır mı alınmaz mı orası sizin bileceğiniz iş. Ben yaklaşık 10 tane hazır sistem sitelerini inceledim ve bu fiyatlarda bu özelliklerde en uygun olarak bu sistemi buldum arkadaşlar. Sistem ileriye dönük dediğim gibi, çünkü 12. nesil bir i5 olduğu için ileride anakartla birlikte RAM'leri DDR5'e yükseltebiliyorsunuz ve performansınızı daha da iyi arttırabiliyorsunuz. Eğer siz bu fiyatlarda bundan daha iyi bir, daha güçlü bir sistem bulursanız bana bu videonun yorumlarında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Eğer link bırakamazsanız, çünkü YouTube linkleri spam yorum olarak algılayabiliyor bazen. Eğer link bırakamazsanız satan sitenin adı ve hazır sistemin adıyla birlikte bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Farklı videolarda görüşmek üzere.